4054 sayılı rekabetin korunması hakkında kanun 7. maddesinin 1. fıkrasında geçen araçlar ibaresinin unsurları şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Tahsin Tahran Kocaeli, Ahmet Akın Balıkesir, Vehbi Bakıroğlu Manisa, Taceddin Bayır İzmir, Müzeyyen Şevkin Adana milletvekilleri. Önerge hakkında konuşmak isteyen komisyon katılıyor mu? Komisyon katılmıyor sayın başkan. Önerge hakkında konuşmak isteyen Sayın Ahmet Akın. Buyurunuz sayın. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu madde ile kanunun 7. maddesinin 1. fıkrasında değişiklik yapılması isteniyor. Değişiklikte Avrupa Birliği uyum çerçevesinde yapılıyor. Şimdi buradan sormak isterim. Buradaki hangi maddeler Avrupa Birliği çerçevesiyle alakalı? Orijinal maddeler neler? Komisyonda da bunu dile getirmiştik. Oradaki orijinal maddeleri görmek istiyoruz. İngilizce metinleri, neyse hangi dilde olsun, görüp incelemek istiyoruz ki buna nasıl bir ihtiyaç doğdu. Ayrıca değerli milletvekili arkadaşlarım, Rekabet Kurumu'nun özerkliği, bağımsızlığını öne çıkartacak bir teklif ile karşı karşıya da değiliz. Zaten böyle bir teklif veya bağımsızlığı olacak, özerk olacak bir teklifin buradan AK Parti'den gelmesi de beklenir mi? Beklenemez. Çünkü AK Parti iktidarında ekonomik ve sosyal sektörlerde düzenleme, denetleme ve yönlendirme faaliyetlerinde bulunan bağımsız denetleme kurumları böyle midir? Bunu hepinizin sorgulamasını isterim. Mesela bağımsız mıdır? Mesela gerçekten denetim hakkıyla, hukukuyla yapılıyor mu? Mesela Rekabet Kurumu üyelerini kim atıyor? Bağımsız olması gereken kurum başkanını kim atıyor? Kim atıyor? Sayın Cumhurbaşkanı atıyor. Peki Sayın Cumhurbaşkanı kim? AK Parti'nin genel başkanı. Şimdi değerli arkadaşlar, gerçek anlamda değerlendirdiğiniz zaman bakın, enerji sektöründe EPDK, efendim bankacılık sektöründe BDDK, para politikalarında Merkez Bankası da böyle. Hele hele TÜİK'e baktığınız zaman içler acısı bir durumda. Yani enflasyon rakamları Maliye Bakanlığı'nın istediği gibi açıklayıp ortaya sunan TÜİK. İşsizlik rakamları açıklandı. Şimdi ben size buradan soruyorum. Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun. 83 milyon vatandaşımız adına soruyorum. İşsizlik rakamlarına siz inandınız mı? Bütün dünyada işsizlik rakamları çoğalırken bizde azalıyor. İnsanların ve milletimizin aklıyla dal geçmeyi bırakın. Çünkü gerçek anlamda enflasyona diyorsunuz ki mesela %12. Şimdi arkadaş, ben Balıkesir milletvekiliyim. Balıkesir'de çalışıyorum. Pazarlara gidiyorum. Orada bir teyzenin yanına gidin. Alın yanına. Deyin ki alın fileyi de alın. Gidin bakalım enflasyon kaç. Eğer o teyzeme, o anneye, o babaya enflasyon %12 derseniz hadi git oradan der. İşte bu hadi git oradan kelimesi önümüzdeki ilk seçimlerde AK Parti'ye söylenecek. Bunu net olarak söylüyorum. Ayrıca bakın, şimdi bu fileyi alıp çıkamazsınız. Ben şimdi Sayın Cumhurbaşkanı sahaya inin dedi. Ben şimdi merak ediyorum, pazarda bir AK Partili milletvekiliyle yan yana pazara çıktığım zaman oradaki vatandaşa ne diyecek? Enflasyon %12 mi? Yok, %60 en az. Hatta bakın, elektrik faturası gelecek adama, geliyor doğal gaz faturası. Siz arkadaşlar, gerçek anlamda size bunu bir arkadaş tavsiyesi. Lütfen milleti kandırmayın. Çünkü milletimiz yemiyor. Hele aziz Türk milleti bunları hiç yemez. Ayrıca eskiden saygın bir kurum olan Türkiye İstatistik Kurumu maalesef iktidarınızda Türkiye ikna eder kurumu oldu. Öyle değil mi? Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin iyi yönetilmediğini gösteren verileri saklamak, şekillendirmek, yeniden yaratmak için sizler bu nedenleri kullanarak TÜİK'i kullanıyorsunuz. Peki iktidar ne yapıyor? Şimdi zaten bağımlı olan Rekabet Kurumu, bağımsız olması gereken kurumun başkan yardımcısının sayısını bu kanun teklifiyle bir kişi arttırmak istiyor. Şimdi bunun gerekçesi ne? Kurumun verimliliğini arttırma. Şimdi bunu arkadaşlar inanıyor musunuz?
Allah aşkına bir kişi şu ana kadar mesela kurumlarınızda bir iş tanımınız var mı? Şu andaki başkan yardımcılarının yaptığı iş tanımı neler? Hangi işler eksik? Önce bunu millete anlatın. Bunu komisyonda da söyledik. Anlatın. Çünkü bakın bu millete bu süreçte israftan bahsederseniz önce o kemeri sizin kendinizin sıkması lazım. Hükümetlerinizde ve şu anda inanın israf diz boyu. Size 83 milyon vatandaşımız adına söylüyoruz. Önce kendin kemerini sık, ondan sonra vatandaşa kemer sıktır. Onun için bunların bedelini sizin ödemeniz lazım. Ayrıca şimdi burada atananlar. Buyurun. Buyurun efendim. Burada atanan kişiler soruyorum sizlere kimler olacak? Şimdi AK Parti yakınları, damatları, gelinleri mümkün mü? Mümkün. Hiç mümkün değil demeyin. Ülkemizin en tepesindekilerin ne durumda olduğunu siz zaten biliyorsunuz. Değerli arkadaşlar, örnekler her yerde, liyakat yerlerde. İşte böyle olduğu sürece biz asla ileriye gidemeyiz. Sonuç nedir? Sonuç nedir? Bağımsız ama kendisi bağımlı kurumlar. Ayrıca serbest piyasa ekonomisini allak bullak ettiniz. Esnaf, çiftçi, herkes zor durumda. Belki siz gittiğiniz zaman size söylemiyor olabilirler. Ama inanın önümüzdeki seçimde size bunların cevabını verecekler. Yabancı sermaye, hakkın, hukukun, adaletin, kurumların bağımsızlığının, liyakatın olmadığı bir yerde düşünün yatırım gelir mi? Yatırımcı bir kuş gibidir. Ürkütmeyin. Zaten bu ülkemizin üstündeki bütün kuşları ürküttünüz. Yatırım gelmesin diye her şeyi yaptınız. Ülkemizi bir ithalat cenneti haline getirdiniz. Ama siz gider ayak... Şimdi önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. Diğer önerge yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na görüşmekte olan rekabetin korunması hakkında kanunda yapılan değişiklikle maddenin birinci fıkrasında yer alan değiştirilmiş ibaresinin yeniden düzenlenmiştir ibaresiyle değiştirilmesini arz ve teklif ederim. Ayhan Altıntaş Ankara, Beyiş Çelik Mersin, Ferdun Bahşi Antalya, Yasin Öztürk Denizli, Durmuş Yılmaz Ankara milletvekilleri. Komisyon önergeye katılamıyor Sayın Başkan. Önerge hakkında konuşmak isteyen Sayın Feridun Bahşi. Buyursunlar Sayın. Başkanım ne var ne yok iyi misin? Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 215 sıra sayılı kanun teklifinin ikinci maddesi üzerinde söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, rekabetin korunmasını sağlamak amacıyla oluşturulan rekabet kurumu bağımsız bir kurumdur. Ancak yapılan bu düzenleme kurumun bağımsızlığını tehdit eder niteliktedir. Kurumun yönetim organı olan rekabet kurulu bir partinin de genel başkanı olan Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugüne kadarki icraatlarından ne kadar ehil kişiler atadığını gördük. Yapılan atamalarla Türkiye'nin hali de ortada. Değerli milletvekilleri, devletin sosyal, siyasal ve ekonomik yapısına dünya rekabet şartlarına uydurmak şarttır. Uluslararası rekabet gücüne hedeflemeyen bir politika ile başarılı olmak da mümkün değildir. Küresel rekabetin artan dünyasında milli yapılar daha önemli hale gelmiştir. Bu bakımdan Dünya Milletler Ligi'nde konumumuzu ele almak, dünya ile kıyaslamak gerekir. Geliştik, kalkındık nutukları hükümetin en çok kullandığı sözler ancak Türkiye insanın gelişmişlik sıralamasında 59. sırada. Müteşebbisi dünyaya açtık, her yerde varız sözleri için baktığımızda ise küresel rekabet endeksinde 61. sırada. Her yıl oyuncak gibi oynanan eğitim sisteminin kalite sıralamasında 99. sırada Katar, Malezya, Endonezya, İran ve Pakistan gibi ülkelerin gerisinde kaldık. Şimdi bir de hükümetin o en çok sevdiği demokrasi ve milli irade nutuklarının karşılığına bakalım. Demokrasi ekseninde
Tarım alanları ise %12,5 düşmüştür. Sebze bahçeleri alanı ise aynı dönemde yaklaşık %15 küçülmüştür. Son 18 yılda tarım sektöründe istihdam edilen kişi sayısı ise %44 azalmıştır. SGK verileri kayıtlı çiftçi sayısını her yıl giderek azaldığını ortaya koymaktadır. 2008'de 1.127.000 olan çiftçi sayısı 2019'da 600.000'e düşmüştür. Değerli milletvekilleri, Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in yaptığı yurt gezilerinin toplumun tüm kesimleriyle sıkıntılarını konuşmuş, dinlemiş ve grup toplantılarımızda dile getirmiştir. Edirne'nin Keşan ilçesinde buğday ve ayçiçeği eken çiftçi kuraklık nedeniyle buğday üretimine ürün kaybı yaşayacağını söylemiş ve Trakya çiftçisinin kötü günler beklediğini ifade etmiş. Buyursunlar. Antalya'daki seracının veya narenciye üreticisinin durumu da yine işler acısıdır. Özellikle Mayıs ayı içerisinde yaşanan çöl sıcakları sebebiyle ortaya çıkan ürün kaybının da tahammül sınırlarını çok aştığı ortadadır. Bu feryatlara iktidar mutlaka çözüm bulmalı, kulaklarını tıkamamalıdır. Bu sorunların bir an önce çözüme kavuşturulması ve tarımda Türkiye'nin hak ettiği yere gelebilmesi temennisiyle Gazi Meclisi ve Yüce Türk Milleti'ni saygıyla selamlıyorum. Şimdi önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. İkinci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Şimdi Sayın Şevkin 60'a göre bir söz talebiniz var. Buyursunlar. Açıldı mı? Demokrasinin yapı taşı muhtarlarımız mahallelerinin özgür ve hür iradesiyle göreve seçildiği kişilerden oluşuyor. Aylık sadece 1970 lira maaş alan muhtarlarımız Adana'da enerji sahanın kestiği cezalar nedeniyle çaresizlik yaşıyor. Belediyelerin parklarında yapılan muhtarlık binaları geçmişten bu yana elektriğini bu parklardan alıyordu. Enerji sağ şimdi abonelik zorunluluğu getirdi. Enerji sahaya abone olmak için giden muhtarlarımız 3 ila 40 bin lira arasında değişen geçmişe dönük borç çıkarıldı bu muhtarlara ve cezalar kesildi. Cezalarını ödeyemeyen Adana Yüreğir'deki yaklaşık 30 muhtarlık binasının elektrikleri kesildi. Mahallelerde zor şartlarda hizmet veren muhtarlarımıza yapılan bu ayıba derhal bir son verilmelidir. Kamu hizmeti sunan özlük haklarına iyileştirme yapılması beklenen muhtarlara yeni yükler bindirilmesi kabul edilemez. Borçları bir an önce silinip abonelikleri gerçekleştirilmeli. Bundan sonra muhtarlık binalarına gelecek elektrik faturaları da devlet tarafından ödenmeli. Üçüncü madde üzerinde üç önerge vardır. Önergeleri aykırılık sırasına göre işleme alacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na görüşmek üzere 215 sıra sayılı kanun teklifinin 3. maddesinin teklif metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. Filiz Kerestecioğlu, Ankara, Hüdakaya, İstanbul, Kemal Bülbül, Antalya, Kemal Peköz, Adana, Celalettin Gaydalı, Bitlis milletvekilleri. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyoruz başkanım. Önerge hakkında konuşmak isteyen Sayın Kemal Bülbül. Buyurunuz Sayın Bülbül. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Herkese iyi geceler. Rekabet Kurulu yasasının Avrupa Birliği sürecine uyum sağlamak maksadı ile ele alındığı ve bu amaçla yeniden düzenleneceği ya da düzenleneceği söyleniyor. Madem ki Avrupa Birliği'ne uyum sağlamak gibi bir kaygı var, madem ki Avrupa Birliği'ne dahil olmak gibi bir kaygı var, o halde bir, nefret suçlarını burada da her dakika nefretle söylenen söylemleri suç sayan bir düzenleme yapalım. İki, cemevleriyle ilgili Avrupa Birliği'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin
vermiş olduğu kararı niye uygulamıyorsunuz? 3. Zorunlu din dersiyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararı uygulamamakla suç işliyorsunuz. Selahattin Demirtaş hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını uygulamamakla suç işliyorsunuz. Basın özgürlüğü ve gazetecilerin çalışmaları hakkında yaptığınız tüm fiiller suçtur. Terörle mücadele yasası denen, düşünceyi suç sayan, her türlü konuşmayı suç sayan bu ucubeyle ilgili düzenleme yapmamakla bir suç ortaya çıkıyor. Siyasi partiler ve seçim yasasıyla ilgili düzenleme yapmak için şimdi yeni arka planda oyunlar oynanıyor. Yok dar bölge, yok geniş bölge, yok sıkıştırılmış şey falan. Bununla ilgili makul bir çözüm çok rahatlıkla bulunabilir. Herkes de bunu istiyor. Kadın hakları ve özgürlüklerle ilgili düzenleme niye yapılmıyor? Ve tam da bu noktada Ayasofya Camii ibadete açılacak derken bizim bir önerimiz var. Ayasofya Camii Hristiyan dostlarımız ayin yapsınlar. Hadi. Peki Ayasofya Camii'ni açmak isteyenler Hacı Bektaş dergahı ve kapatılmış Alevi dergahlarını niye açmayı düşünmüyorlar? Düşünmezler. Çünkü ortada kinle nefretle bakılan bir şey var. Kum tanesi de bir çöldür. Anlayana damla göldür, içindeki kini öldür, o zaman insan olursun. Mesele burada. Şimdi bu yapılan şeyler, bakınız, bunların ilahi adaletteki karşılığı şudur. Herkes yaptığını çekecek. İlahi adalet böyledir. Ettiğinizi bulacaksınızdır. İnsani adalet nedir? Mazlumlar zalimden hakkını alacaktır. Hukuki adalet nedir? Suç olan her şey yargılanacaktır. Ve bunların hepsini kutsi değerler üzerine söylüyorum. Ne İslami literatürde, ne bir başka literatürde, ne hukukta, ne adalette böylesi bir dil yoktur. Her an, her dakika nefret söylemiyle suçlamaya kalkan ve biz söylediğimizde de şöyle diyen, elbette biz iktidar olarak cevap vereceğiz. Tabii ki cevap vereceksiniz. Ancak iktidar olmanın sorumluluğu, her an sözünü hatırlattığınız o Şeyh Edebali var ya, niyazım olsun ona. Hakkın ve hakikatin mürşidi Şeyh Edebali'yi yeniden okuyun. Der ki, taç giyen baş akıllanır. İktidar çözüm bulmak zorundadır. Sorun yaratmak zorunda değildir. İktidar öz eleştiri yapmak zorundadır. Öz eleştiri erdemdir, öz eleştiri hakikattir, öz eleştiri adalettir, öz eleştiri kemalettir. Lakin bunların hiçbiri yok. Ve ısrarla bir şey söyleniyor. Şimdi de bir güruh başlamış, HDP kapatılsın. Kimdir bu güruh? Darbeciler. Önce gittiniz FETÖ darbesiyle işbirliği yaptınız, FETÖ darbecisiyle. Şu anda da Doğu Perinçek darbecisiyle. Bakınız, darbecilerin burnu darbe çukurundan çıkmaz. Bu darbecilerden size, Türkiye'ye, demokrasiye, insan haklarına ve özgürlüklere kesinlikle hiçbir yarar gelmez. Böyle derseniz biz de deriz ki, biz siyaset yapacağız. Adalet için, özgürlük için, eşitlik için, laik demokratik Türkiye için deriz ve meydan okuruz. O meydanı da ne, o meydan okumayı da nasıl yaparız? Şimdi izninizle onu da söyleyeceğim sevgili başkan. Sözümü kesme lütfen. Sözümü... Buyurun Sayın Bülbül. Ben de bu dünyaya geldim, sakinim. Kalsın benim davam divana kalsın. Muhammed Ali'dir benim vekilim. Kalsın benim davam divana kalsın. Yorulan yorulsun, ben yorulmazam. Dünya kadısından ben sorulmazam. Hakikat makamından ben ayrılmazam. Kalsın benim davam divana kalsın. Pir Sultan Abdal'ım dünya kovandır. Giden adil beyler, gelen ihvandır. Hakikat divanı ulu divandır. Kalsın benim davam divana kalsın. Pir Sultan Abdal'a aşk olsun.
Biz bu divanı uhrevi alemde değil, dünyevi alemde kuracağız ve mazlumlar zalimden hakkını alacak. Yüce Pir Sultan, sen bunu böyle bilesin. Hepinize aşk ile sevgi ve saygılar. Şimdi önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. Diğer önergeyi okutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşmek üzere 2 Taksim 2875 esas numaralı rekabetin korunması hakkında kanunda değişiklik yapılması dair kanun teklifinin çerçeve 3. maddesi değiştirilmesi öngörülen 4054 sayılı rekabetin korunması hakkında kanun 9. maddesinin 1. fıkrasını aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Eklenmesini arz ve teklif ederiz. Bu 6 ay içerisinde kurul kararına karşı yargı yoluna gidilmişse kararın uygulanması idari yargının yapısal tedbirle ilgili kararı kesinleştirmesinin sonrasına bırakılır. Tahsin Tahran Kocaeli, Ahmet Akın Balıkesir, Vehbi Bakıroğlu Manisa, Müdeyen Şevkin Adana, İbrahim Kaboğlu İstanbul milletvekilleri. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyoruz başkanım. Önerge hakkında konuşmak isteyen Sayın İbrahim Özden Kaboğlu. Buyurunuz Sayın Kaboğlu. Sayın Başkan, Divan, değerli milletvekilleri. Üçüncü madde üzerinde çok konuşuldu, duruldu. Gerçekten bu yasa önerisinin ana maddelerinden biri. Komisyonda da bu madde üzerine çok durduk. Avrupa Birliği gerekçede oldukça geniş bir yer aldı. O nedenle Kopenhag kriterleri ve Avrupa Birliği yer aldığı için hatırlatma niteliğinde 4 sütun söz konusu: hukuk devleti, demokrasi, insan hakları ve piyasa ekonomisi. Buradaki sorunumuz ölçü olarak acaba bunların asgari standartlarını yansıtıyor mu? 4. sütunda bizim bu yasa önerisi ve piyasa ekonomisiyle ilgili olarak 2 ana direk söz konusu kurumsal anlamda. Birincisi rekabet kurulu, ikincisi ise kamu ihalesi kurumu. Bu iki kurumun bağımsız idari otorite olarak yapılanması gerekiyor piyasa ekonomisinden söz edebilmek için. Ama ne rekabet kurulu ne de kamu ihalesi kurulu bu bağımsız idari otorite, yani özerk ve uzman birimler statüsünde değil. Çünkü bunların atanması, işleyişi, görev ve yetkileri için Avrupa Birliği hukukunda asgari ortak ilkeler var. Bunları karşılamıyor. Burada söz konusu olan düzenleme, denetleme ve yaptırım zincirinde, esasen düzenleme aşamasında şu anda yaptığımız gibi yasama organı var. Denetim ve piyasanın düzenlenmesi ikinci aşama ise bizzat rekabet kurulu o yapıyor. Fakat üçüncü aşama yaptırım aşaması, kuruldan çok, bağımsız idari otoriteden çok, öyle olduğunu varsayalım, yargıya ait. İşte burada üçüncü maddede öyle bir sorunla karşı karşıya bulunuyoruz ki aslında üçüncü maddenin yeni yazım biçimiyle yansıttığı sorun yargısal denetimle de aşılması güç bir sorun. Çünkü burada aslında ikinci karar yetkisi veriliyor. O da yapısal karar yetkisi, davranışsal karardan sonra yapısal karar yetkisi. Davranışsal karar yetkisi anlaşılabilir, giderilmesi ve kaçınılması gereken hususlara ilişkin karar. Fakat yapısal davranışsal karar yetkisinden yapısal karara geçiş konusu son derece muğlak ve bunun için öngörülen kavramlar 4, 6 ve 7. maddeler, gönderme yapılan maddelerde kullanılan ölçütler aslında sadece bir idari kurulun değil,
bir yargı otoritesinin bile, bir yargı merceğinin bile üstesinden gelmesi zor olan kavramlar. Bu açıdan tabii ki maddeyi yeniden okuyacak değilim ama şöyle bir zorlaştırma söz konusu. Karar iki aşamalı hale getirildiği gibi 4, 6 ve 7. maddelerin ihlali kümülatif ihlal koşuluna bağlı olduğu halde şu anda yürürlükteki metinde şimdi veya biçiminde bu maddelerden herhangi biri ihlal edilirse bu durumda yapısal yaptırımla karşılaşabilecek. Şimdi bu çerçevede ilgili maddelerde yer alan kavramlara baktığımız zaman bunları hukuk düzeni açısından nasıl değerlendiririz sorusunu sorarken sormamız gerekiyor. Çünkü gerçekten bu kavramlar son derece karmaşık, muğlak ve belirsiz kavramlar. Acaba anayasaya göre bunların durumu nedir dediğimiz zaman anayasada karşımıza çıkan madde, başlıca madde 35. madde, çok değinildi, mülkiyet güvencesi olan madde 48. madde değinildi, yine piyasa ekonomisi, çalışma özgürlüğü ve bir de 167. madde. Şimdi bu maddelerde yer alan ölçütlerle bu kanunun ilgili maddelerinde yer alan buyursunlar Sayın Kabuk. Geçmiyor. Çok farklı kavramlar söz konusu ama bu üç maddede kullanılan ölçütlerle kanunda kullanılan ölçütler örtüşmediği gibi anayasa madde 13'e de açıkça aykırı. Çünkü madde 13'te sadece sınırlanabilir özgürlükler ve ölçülü olmalı. Mutlaka yargı kararı ile olmalı. Oysa şimdi siz mülkiyet hakkından yoksun kılıyorsunuz ve böyle bir idareye bağımlı bir birim yoluyla bunu yapıyorsunuz. Bu şekilde bir yazım yargı organına bile verilmesi zor bir yetki olduğu halde 35. madde kamu yararı diyor, toplum yararı diyor. 48. madde milli ekonominin gerekleri diyor, sosyal amaçlar diyor, güvenlik ve kararlılık diyor ve devam ediyor 167'ye, 167'de benzer kavramlarla. Ama burada Sayın Başkan toparlayayım. Bu düzenlemeye baktığımız zaman bu maddeye yapılan ekleme büyük bir boşluk var. Büyük boşluk olmasının nedeni komisyonda da tartıştık. İç tüzük 38 gereklerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanıyor. Anayasa yok bu teklifte. Avrupa Birliği var ama Avrupa Birliği'nin Kopenhag kriterleri adını verdiğimiz kriterlerle tamamen yabancılaşmış bir durum söz konusu. Bu nadiren uygulanabilecek bir yaptırım dendi ama böyle bir kavram yok. Böyle bir güvence yok. Tabii rekabet kurulu üyelerini tenzih ediyorum ama burada söz konusu olan Avrupa Birliği'nin hiçbir devletinde rastlamadığımız devlet etkilerinin, yürütme etkilerinin bir kişide toplanması, bu bizde sadece bize özgüdür ve Tanzimat öncesi döneme ilişkindir. Bunu düzeltmediğimiz sürece zannediyorum bu konuları buralarda çok daha konuşacağız. Teşekkür ederim hepinize. Önergeyi oylamadan önce yoklama talebi var. Sayın Özel, Sayın Köksal, Sayın Kevin, Şevkin, Sayın Ünsal, Sayın Tarhan, Sayın Tarhan, Erdan Kılıç. Sayın Erdan Kılıç, Sayın Köksal dedik, evet. Sayın Tulum, Bulut, Sayın Karaman, evet. Sayın Ceylan, Sayın Ceylan, Sayın Bankoğlu, Sayın Bankoğlu, Sayın Sertaş, evet. Sayın Başarı, Sayın Çelebi, Sayın Özcan, Sayın Özcan, Sayın Tığlı, Sayın Bakan, Sayın Bakan, Sayın Ülker, Sayın Göker, Sayın Özal, Sayın Özdemir, Sayın Özdemir, Sayın Kaboğlu,
Sayın Ülver. Bir kişi daha. Bir kişi daha. Sayın Tanal. Sayın Tanal. Sayın Çakırızer. Yoklama için kaç dakika? Yoklama için 3 dakika süre veriyorum ve başlatıyorum. Sula veren sayın vekillerimiz lütfen ayrılmasınlar. Toplantı yeter sayısı vardır. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Önerge kabul edilmemiştir. Diğer önergeyi okutuyorum. Sistemi açayım. Tamam, Allah kabul etsin. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan rekabetin korunması hakkında kanunda değişiklik yapılması dair teklifin 3. maddesinin 1. fıkrasında yer alan değiştirilmiştir ibaresinin yeniden düzenlenmiştir ibaresine değiştirmesini arz ve teklif ederim. Ayhan Altıntaş Ankara, Behiç Çelik Mersin, Hüseyin Öztürk Trabzon, Durmuş Yılmaz Ankara, Yasin Öztürk Denizli milletvekilleri. Komisyon önergeye katılıyor. Katılamıyoruz Sayın Başkan. Önerge hakkında konuşmak isteyen Sayın Hüseyin Öztürk. Buyurunuz Sayın Öztürk. Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri, kanun teklifinin 3. maddesi üzerinde söz aldım. Hepinize en derin saygılarımla selamlıyorum. Biraz evvel Sayın Grup Başkan Vekilim çok önemli bir hususa temas etti. Ben de aynı konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz pandemi tedbirleri kapsamında 26. haftada ara verilen Süper Lig maçları başlıyor ve açılış maçı da bir tesadüf olarak lider Trabzonspor'umuzun İzmir'de Göztepe ile oynayacağı maç ile olacak. Buradan
Bu sebeple bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu maçların şifreli kanallarda yayınlanması nedeniyle birçok vatandaşımız evlerde, kahvehanelerde, restoranlarda, çay bahçelerinde bir araya geleceklerdir. Bunu biliyoruz. Mesafe kurallarının çok zorlanacağı bir şekilde insanlarımız bir arada olacaktır. Bu nedenle lig maçlarının özellikle kalan 8 hafta boyunca pandemi tedbirleri kapsamında lig maçlarının şifresiz olarak hem de TRT'den şifresiz olarak yayınlanmasının iyi olacağı düşüncesindeyim. Bu konuda yayıncı kuruluşla gereken görüşmeler yapılabilir. Yarın epeyce bir zamanımız var. Devletimizin de buna gücü yeteceğini biliyorum, inanıyorum. Ayrıca bu pandemi sürecinde evlerinde kalan, sıkıntılar çeken vatandaşlarımıza da bir moral desteğimiz olsun. Bu konuda bütün siyasi partilerin de desteğini bekliyorum. Değerli milletvekilleri, üzerinde konuştuğumuz bu maddede rekabet kuruluna yapısal tedbirler alma yetkisi verilmektedir. Bu yapısal tedbirlerle rekabet kuruluna mal varlıklarının, ortaklık paylarının veya iş kollarının elden çıkartılmasını sağlama yetkisi verilmektedir. Yapısal tedbirlere daha önce uygulanan davranışsal tedbirlerin sonuç vermediği durumlarda başvurulacağı belirtilmektedir. Dolayısıyla davranışsal tedbirin denenmesi yapısal tedbir için bir ön koşul şeklinde algılanabilir. Aynı zamanda kurulun nihai kararında yapısal tedbirleri bildireceği de yer almaktadır. Bu durum ise uygulamada artık her nihai kararın içerisinde bir davranışsal bir de yapısal tedbir görmeye başlamamız ihtimalini ortaya çıkarmaktadır. Bu noktada davranışsal tedbirin yetersiz kaldığının nasıl tespit edileceğine ilişkin bir netlik de bu düzenlemede yer almamaktadır. Ayrıca yapısal tedbire geçiş yapılması kararı alınırken teşebbüslere herhangi bir ilave, savunma veya söz hakkı da verilmemektedir. İlgili madde gerekçesinde yapısal tedbirlerin davranışsal tedbirler işe yaramadığında devreye girecek istisnai bir tedbir olmasının teşebbüslere hukuki güvenlik sağlayacağı belirtilmektedir. Yine aynı kapsamda tedbirlerin ihlalle orantılı olması gerektiği de madde metninde yer almaktadır. Her ne kadar bu şekilde bir hukuki güvenlik tesis edildiği belirtilmişse de bu görüşe katılmak pek mümkün değildir. Çünkü yapısal tedbirler nitelik ve muhteviyat itibariyle çok ağır sonuçlar doğurabileceği gibi sağlanan hukuki güvenlik unsurları da yeterli değildir. Özellikle davranışsal tedbirden yapısal tedbire geçiş aşamasında yapılan değerlendirmenin belirsiz olması ve bu aşamada teşebbüslere bir savunma imkanı verilmemesi uygulamanın hukuki güvenlikten yoksun olduğunun da göstergesidir. Ayrıca önerilen bu düzenleme anayasanın çalışma ve sözleşme hürriyeti başlıklı 48. maddesiyle de doğrudan ilgilidir. 48. maddede temel hak olarak ifade edilen istenilen alanda çalışma ve sözleşme yapma hürriyeti istenilen alanda çalışmama ve sözleşme yapmama hürriyetlerini de içerir. Bunu rekabet hukuku bakımından ele aldığımızda teşebbüsler bir alanda çalışmamaya ya da belirli bir konuda sözleşme yapmaya zorlanamazlar. Önerilen değişiklik metninde yer alan teşebbüslerin belirli faaliyetlerini yahut ortaklık paylarını ya da mal varlıklarını devretmeleri şeklindeki yapısal tedbirler vurgusu bu anlamda anayasanın 48. maddesinde verilen temel hak ve hürriyete açıkça aykırıdır. Zira sözü edilen düzenleme bir kamu tüzel kişisi olan rekabet kurumuna teşebbüsleri istemedikleri sözleşmeleri yapmaya, çalışmak istedikleri alanları terk etmeye zorlayıcı yapısal tedbirler alma yetkisi vermektedir. Buyursunlar. Ayrıca diğer bir önemli husus da bu maddeyle ilgili söylemek istediğim son cümlem olur. Kurul üyelerinin tamamının Cumhurbaşkanı tarafından atandığı ve daha da önemlisi görevlerinden alınabildiği bir rekabet otoritesine böylesi önemli yetkilerin tanınması, serbest piyasa ekonomisi ve en önemlisi
yabancı yatırımcılar açısından da olumsuz bir etki yaratacağı endişesindeyim. Bu duygu ve düşüncelerle genel kurulu saygılarımla selamlıyorum. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. Birinci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Üçüncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Şimdi dördüncü madde üzerinde üç önerge vardır. Okutup aykırılık sırasına göre işleme alır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na görüşmekte olan 215 sıra sayılı kanun teklifinin dördüncü maddesinin teklif metnine çıkarmasını arz ve teklif ederiz. Hüdaya Kaya İstanbul, Garap Aylan Diyarbakır, Kemal Bülbül Antalya, Kemal Peköz Adana, Yalettin Gaydel Bitlis milletvekilleri. Komisyon önergeye katılamıyoruz Sayın Başkan. Önerge hakkında konuşmak isteyen Sayın Garap Aylan. Buyurunuz Sayın Paylan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sizleri saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, gecenin bu vaktinde yasa çıkarmaya çalışıyoruz. Neymiş efendim? Rekabet Kurumu'na yeni yetkiler verecekmişiz. Rekabet Kurumu da bağımsız ve tarafsız olarak rekabeti sağlayacakmış. Değerli arkadaşlar, içinizde buna inanan bir kişi varsa gerçekten çıksın söylesin. İnanan bir kişi varsa... Cumhurbaşkanı'nın tam vesayetinin altında olan bir rekabet kurumu rekabeti sağlayacakmış. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de bir şu anda rekabet var mı? Bakın, bütün kamu ihalelerini 5 tane müteahhit alıyor. 5 tane yandaş müteahhit alıyor. Basına karteller hakim, bu şirketlerin patronları aynı zamanda basının patronu, tam bir hakimiyet var. Rekabet kurumu ağzını bile açamıyor. Değerli arkadaşlar, ironik bir şey var biliyor musunuz? Rekabet kurumunun görevini yapabilmesi için önce siyasette rekabet olması lazım. Siyasette eşit rekabet yoksa rekabet kurumu da görevini yapamaz. Bakın, Sayın Recep Tayyip Erdoğan AKP Genel Başkanı, öyle değil mi? Devletin bütün imkanlarıyla siyaset yapıyor. Ağzını açtığında bütün kanallar canlı yayına geçiyor. Ya biz de siyaset yapıyoruz. Biz de bu ülkenin üçüncü büyük siyasi partisiyiz. Bizim konuşmalarımızı tek bir yayın organı vermiyor. Eş genel başkanlarımız tutuklanmış. Belediyelerimize kayyum atanmış. Tekrar seçime girmişiz. Tekrar belediyelerimize kayyum atanmış. Tekrar seçime girmişiz. Tekrar milletvekillerimizi arkadaşlar burada bir darbeyle düşürttünüz. Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'li milletvekillerine darbe vuruldu arkadaşlar. Hangi rekabetten bahsediyorsunuz? Eğer siyasette rekabet yoksa ticarette asla rekabet olamaz. Rekabet kurumu aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'nın vesayeti altındadır ve adım atamaz. Değerli arkadaşlar, bakın, demokrasiler denge ve denetleme rejimleridir. Eğer meclis yürütmeyi dengeleyip denetleyemiyorsa, saraydan gelen fermanlara bir tek mühür basmak dışında bir görev yapmıyorsa orada bir rekabetten bahsedemezsiniz. Bizim görevimiz sarayı dengelemek ve denetlemek. Denetleyebiliyor muyuz? Hayır. Tam tersine darbeler yiyoruz. Eğer yargı sarayın sopasına dönüşmüşse, savcılar ve hakimler sarayın emriyle maalesef tutuklama ve mahkumiyet kararları veriyorlarsa orada bir dengeleme ve denetlemekten bahsedemeyiz arkadaşlar. Eğer radyo televizyon üst kurulu, bakın, başka bir dengeleyici denetleyici kurum, güya radyo televizyon üst kurumu medya üzerinde bir sopa, bir demokrasinin kılıcı vazifesini görüyorsa ortada bir rekabetten bahsedemezsiniz arkadaşlar. Bankacılık düzenleme denetleme kurumu, güya düzenleme ve denetleme kurumu, bakın ne dedi Maliye Bakan Yardımcısı? Biz bankaları zapturapt altına almak istiyoruz dedi. Öyle değil mi? Bankaları baskıyla, sopayla kredi verdiriyorsunuz. Ya Allah'ını severseniz, piyasa şartları iyi olsa bankalar kredi vermek istemez mi? Siz ayakkabı satmak istiyorsanız, eğer piyasa şartları iyiyse satarsınız. Bankalar da para satmak için var. Demek ki şartları iyi görmüyorlar, satmıyorlar. Siz sopayla, BDDK sopasıyla kredi verdirmeye çalışıyorsunuz. Bu mudur rekabet şartları? Ya bir de istatistik kurumumuz var, evlere şenlik.
En son 34 yaşındaki bir başkan 2 yıl önce girmiş. 2 yılda ne hikmetse, bakın düşün, 30 yıllık 20 yıllık bürokratlar var, onlar başkan olamamış. 2 yılda TÜİ'ye, İstatistik Kurumu'na başkan olabildi bir kişi. Niye? Sayın Emine Erdoğan'ın özel kalem müdürünün eşiymiş efendim. Ondan dolayı başkan olmuş. Sonra ne oluyor? Enflasyon kaç açıklanacak? Efendim size kaç lazım? Berat Bey, size kaç lazım enflasyon? 7,5 açıkla. Büyüme kaç lazım? 5 açıklayayım mı? 4,5 iyidir. 5'i abartma, 4,5 açıkla. İşte böyle olduğunda arkadaşlar, ülkede rekabetten bahsedemezsiniz. Değerli arkadaşlar bakın, rekabet kurumu bu maddeyle ne yapacakmış? Her türlü belgeye el koyabilecek, gidecek işletmelerdi. Ya her türlü belge diye bir sınırsızlık olur mu arkadaşlar? Ya Cumhurbaşkanı'nın vesayetindeki bir rekabet kurumuna bu yetkiyi verirseniz ne olur biliyor musunuz? Yandaş şirketlerin arkadaşlar bir şekilde rekabette öne geçmesi için yandaş olmayan şirketlere baskın yapar, bütün belgelerine el koyar, tekeller yaratılır arkadaşlar. Hani kartellere, tekellere karşı mücadele için rekabet kurumuna yetki veriyorsunuz ya, tam tersine Cumhurbaşkanı her şey... Buyurun Sayın Paşa. Ekonomide de her şeyi saraya bağlamak istiyor. Yalnızca bakın imrendiği bir kişi var. Putin. Rusya'nın çarı Putin'e imreniyor. Çünkü Rusya'nın çarı Putin'in her sektörde oligarkı var. Bir tane oligarkı var. Rekabet istemez. O oligarkla siyaset ticaret ilişkisini görür. Petrokimyada bir oligarkı vardır. Parakende'de bir oligarkı. O oligarkla iş yapılır. Diğer şirketler ne olmuştur? İşte rekabet şartları yok edildiği için o oyuncular ya piyasadan çekilmiştir ya da sopayla yok edilmiştir arkadaşlar. Yapmamız gereken rekabet kurumu bu yasaya çıkarmak değil, siyasette rekabeti sağlamak, eşit rekabeti sağlamak, siyasette adaleti sağlamak, yargının bağımsız olmasını sağlamak, Türkiye'nin bir hukuk devleti olmasını sağlamak arkadaşlar. Dengeleyici, denetleyici kurumların hepsinin özerk olmasını sağlamak. Eğer bunları yapabilirsek rekabet kurumu da görevini yapar, meclis de dengeleyici, denetleyici görevini yapar, yargı da bağımsız, tarafsız görevini yapar ve Türkiye o zaman arkadaşlar başka bir noktaya... Önerge oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım. Önergeyi oylarınıza sunuyorum ve karar yeter sayısı arayacağım. Kabul edenler. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Yolda. Karar yeter sayısı yok. Birleşme. O 5 dakika ara veriyoruz. 5. 5. 5. 5. 5 dedi 5. Özgür Bey'in işine 15 geliyor.